Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir çalışma. Biz kurbağa yetiştiriciliğini kendi ürettiğimiz yemle 2 ya da 3 aylık bir besleme periyodu içerisinde sonuç elde etmeye çalıştık. Şimdiye kadar hep toplayıcılıktan günümüze kadar kurbağa üretimi gerçekleştirilmiş, avcılığı şeklinde gerçekleştirilmiş. Bugün avcılık artık belli bir noktada popülasyonu açısından alarm vermiş durumda. Bizim gibi yetiştiricilere de düşen en önemli görev bunların üretimidir. Ne yaptık biz? Ridibunda denilen Türkiye'de bolca bulunan kurbağaları beslemeye karar verdik. Ama bu karar vermekle olmuyor tabii her şeyden önce. Bunu beslemek için yemini üretmemiz gerekiyordu. Belki ilk dediğimden kastettiğimiz budur. Kendi oluşturduğumuz rasyonla biz kurbağalarımızı besleyebilecek nitelikte bir yem oluşturduk. İlk defa canlı yeme alışık olan, haşere yemeye alışık olan bu ürüne biz pelet dediğimiz bir yem vererek beslemeye çalıştık. Bu pelet yem içerisinde gerekli miktarlarda protein, yağ, vitamin belli oranlarda bulunan bir yem rasyonu ve bunda özellikle hareket yok, koku yok. Yani bu canlıyı cezbedici herhangi hareketsel bir faaliyet olmamasına rağmen biz bu yemi bu canlıya vermeyi başardık. Daha yoğun stoklarda yine farklı yem rasyonlarıyla, bizim hazırladığımız yem rasyonlarıyla daha yüksek miktarlarda, birim alana düşen miktarlarda kurbağayı beslemek. Bu kurbağa üretiminin menşei özellikle Tayland, Brezilya, Singapur. Orada yem rasyonunun içerisine domuz yağı katılıyor. Biz burada domuz yağı yerine balık yağı veriyoruz veya pamuk yağı koyuyoruz. Ayrıca da protein açısından zengin olsun diye yemin içerisine biz solucan belli miktarlarda katıyoruz. Elde ettiğimiz sonuç yaklaşık 15-20 gramlarda olan kurbağayı bu bizim kendi özel hazırladığımız pelet yemlerle besleyerek gramaj artışını sağlayarak belli bir büyüklüğe getirdik. Yurt dışında son derece pazarı değerli bulunan bir ürün. Özellikle Türkiye'den giden kurbağalar, avcılıktan elde edilen kurbağalar Fransa'nın %80-%90 kurbağa talebini temin ediyor. Pazarında tartışma yok. Çok iyi bir ürün ve yüksek fiyatlarda satış bulan bir ürün. Ama avcılık artık bir noktaya kadar, özellikle bilinçsiz avcılık, hem popülasyonda sayıyı azaltmış hem de bireysel büyüklüğü küçük formda tutmaya başladığı için biz üretime beslemeye karar verdik. Bu konu üzerinde ihracatçı olan gayet iyi durumda 8-9 tane firma yeterli sayıda şu anda kurbağayı ihraç etmek üzere yeterli sayıda bulamamakta. Sadece sayı önemli değil, büyüklük de önemli. Özellikle ihracatta belli bir miktarı ve belli bir büyüklüğü sürekli olarak temin etmek zorundasınız. Bu da ancak el altında yetiştiricilikle mümkündür. Bu yetiştiricilikte ancak oluşturduğunuz suni yemle mümkündür. Evet, Hatay'ın bir önemi var. Türkiye'de iki tane önemli kurbağa toplama merkezi vardır. Biri Hatay Kırıkan, diğeri de Edirne İpsala'dır. Hatay hep avcılıktan gelir elde etmiştir kurbağa ürünü üzerine. Ama artık yeteri sayıda bulamamaktadırlar. Özellikle ben bugün sizlere büyük büyük kurbağaları göstermek istedim ama maalesef şu anda yeterince sayı olarak da elde edemiyoruz. Bunlar henüz tadball dediğimiz, yani sudan çıkmış, kuyruğunu koparmış, artık genç birey, juvenil dediğimiz genç bireyler, yaklaşık 5 ile 7 gram arasında. Bunların bu aşamadan pazara kadar yaklaşık bir 6 ay daha geçmesi gerekiyor. Türkiye'deki pazarlanma ağırlığı bu türler için 80-90 gram arasında değişiyor.